sizlerle çok yakın çalışmaya, mesai harcamaya hazırım ve niyetliyim. Sizlerden de aynı şekilde davranmanızı isterim. Bizler Türkiye Devleti'nin görevlisi, temsilcisi olarak sizlerin her zaman emrinizdeyiz. Ulaşabilecek şekilde kendimizi organize etmiş durumdayız. Elbette bazı kurallar var bizim konsüler temsilcilik olarak uymamız gereken bazı kurallar var. İsviçre Devleti ile ilgili hususlar var. Biz onların izin verdiği ölçüde sizlerle kaynaşmaya ve bir arada olmaya özen göstereceğiz. O açıdan bütün kuruluşlarımıza ve siz onların yetkililerine, temsilcilerine bu mesajı vermek istiyorum. Biz her zaman size ulaşılabilir durumdayız. Konuları iyice çetrefil hale gelmeden ve ilerlemeden bizimle paylaşırsanız belki ilk aşamalarda daha kolay çözümler bulabiliriz. İTT'nin çok güzel çalışmaları olduğunu anlıyorum Suat Bey. Bu rehberin hazırlanışı sırasında da içinde, yani buradaki yaşantınızın çok büyük bir kısmı elbette İsviçre ile alakalı konular, doğal olarak burada yaşadığınız için. Ama bir ayağınız ve demin başkanımızın ifade ettiği gibi gönlünüz de Türkiye'de olduğu için ve somut olarak da pasaport ve benzeri Türkiye'deki menkullerden, gayrimenkullerden kaynaklanan konular olabilir. Yani konsolosluğumuzla, başkonsolosluğumuzla ilgili konular sizlerin hayatında da elbette bir yer tutuyor. Bunlarda bir eksiklik varsa düzeltmek, yapılabilecek bir şey varsa onu ilgili makamlarımıza iletmek. Çünkü çoğu zaman konuların Türkiye'deki muhatapları biz olmuyoruz da başka kurumlar oluyor. Onlara da gereken şekilde sizler eminim ulaşıyorsunuz. Türk siyasetiyle de iç içe olduğunuzu çeşitli vesilelerle görüyorum. O da güzel bir şey. Ama bizim de devlet kurumları üzerinden konuları iletebilmemiz için bize lütfen bunları aktarın. O rehberin içinde de eğer konsolosluğumuzda yapılan işlemlerle veya bunların nasıl yürüyeceğine dair sorulara cevap kısımları varsa biz de oraları en iyi şekilde doldurmaya veya linkler vermeye hazır olabiliriz. Burada Sema arkadaşımız var. Başkonsolosluğumuzun konsolosluk işlemleri ile ilgili asıl sorumlusudur. Kendisi, beraber çalışıyoruz. O da bu konularda sizinle işbirliği etmeye hazırdır. Ben bugün sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben İsviçre açısından sizlerin bir öğrencisiyim. Yani İsviçre ile ilgili konularda sizin toplumun ihtiyaçları konularında öğreneceklerim var. Onların farkındayım. Ama işte birçok açıdan da toplumlarımız birbirine benziyor. Daha önce görev yaptığım Norveç, en son Norveç büyükelçisiydim. Oradaki toplumun konuları mesela sizinkilere çok yakın sayılabilir. Ülkelerin